Siyasal iletişimci Ferhat Murat hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Bir de Kadıköy'de Fenerbahçe'nin maçı var. Öyle mi? Kadıköy kilit. Valla Erdoğan Aktaş senin için bütün yolları yara yara geldim. <laughs> Tam saatinde geldim ama dikkat ettin. Evet size. en önce sen geldin. Her şey geldin. çok güzel olacaktı ama geç kalmalar devam ediyor artarak. Peki, Şoför arkadaş dedi ki yani Mecidiyeköy'den ben 45-50 dakika çıkamadım. Buradan gelmemiz, evden gelmemiz 15-20 dakika. Peki o zaman soruyu şöyle sorayım. Eskiden olmuyor muydu mesela böyle bir şey? Eskiden bu kadar her yağmurda e, kanalizasyon problemleri bu kadar bu denli yaşanmıyordu. Tabii ki bunun meteorolojik altyapısı da vardır ama kanalizasyon e, giderlerini temizlemediğinizde bu yoğunluğu çok hızlı bir şekilde yaşarsınız. Yani çok kısa sürede de bir yağmur indiğinde şehre anında her taraf kilit oluyor. Tabii ki eskiye göre araç sayısında artış yani var, nüfus artışı Ekrem var. Ekrem İmamoğlu'nun hepsi... başarısız yönetimi sonucu. Yani görüntü o. Ama Anadolu'nun başka illerinde de oluyor. Mesela orada da herhangi bir parti görevde mesela o partiden seçilen belediye başkanının suçu mudur? Partisel evet partiyle alakalı partiden bağımsız söylüyorum. Siz kanalizasyon altyapı yatırımlarını yapmazsanız yani bu giderleri açmazsanız Yeni giderler yapmazsanız en ufak bir yağmurda da e, yağmur bir hayatı çileye dönüştürür. Ben askerliğimi Antalya'da yapmıştım. Orada da çok hızlı yağardı ve altyapı konusunda ciddi eksikliği vardı. Bizim kışlamız topçularda yer alıyordu. Anında suya e, su birikintilerinden e, bir şekilde çok hızlı bir şekilde etraf su dolardı ve biz askerler kovalarla dışarı atmaya çalışırdık. Bu bir kanalizasyon problemi esasen. Yani e, küresel ısınmanın etkisi vesaire bunlar da var ama işini iyi yapan belediye başkanı altyapı yatırımını yaparsa, giderleri temizlerse bu kadar problem olmaz. Peki ne dersin Barış? İmamoğlu'nun oldu mu? Şöyle. Deneyim? İstanbul, Sosyal medyada da ciddi tartışma devam ediyor. gereksiz bir şey yapıyorlar. Ekrem İmamoğlu'na haksızlık yapıyorlar. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutumunu en sertleştiren gazetecilerden biri benim. Fakat Ekrem İmamoğlu'na belediye hizmetleri konusunda yöneltilen eleştirileri doğru bulmuyorum ve haksız buluyorum. Ekrem İmamoğlu evet 4 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetiyor. Ama 25 yıldır mahvedilen bir kenti Ekrem İmamoğlu'nun 4 yılda düzeltmesinde kimse beklemesin. Şimdi bakın bu Su baskını neden oluyor? Arkadaş, biz bu yayınlarda yıllardır şunu söylüyoruz. Türkiye'nin her yerinde bir imar ve beton lobisi var. Ne yeşil alan bıraktılar? Ne donatı alanı bıraktılar? Ne çevre bıraktılar? Her yere yüksek yüksek binalar dikiliyor. Bütün su kaynaklarının dere yataklarının üzerine binalar dikiliyor. Bugün Başakşehir'de eğer bir sel baskını oluyorsa ya da İstanbul'un değişik yerlerinde sel baskınları oluyorsa, bunun iki sebebi var. Bir, oraların tamamen betona dönüştürülmesi, dere yataklarının üstüne bina dikilmesi ve yağmurun yağdığında akacak bir mecra bulamaması. İkincisi, şehrin altyapısı çok eski. Gerek kanalizasyon altyapısı, gerek mazgalların altyapısı yetersiz. Ekrem İmamoğlu da özellikle son dönemde iski, bu konuda ciddi atılımlar yaptı. Ben İSKİ'nin Twitter sayfasında takip ediyorum. Ekrem İmamoğlu'nu her ne kadar bazı konularda eleştirsem de bu konuda kendisine haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Elinden geldiğince bozulmuş altyapıyı düzeltmeye çalışıyor. Bakın ben 5 yıl Üsküdar'da yaşadım. Daha sonra işte Kadıköy'e daha çok geçtim. Üsküdar'da yine AK Parti'nin belediye yönettiği dönemlerde hatırlayın Denizle kara adeta bir araya gelirdi. Su akacak yer bulamazdı. İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi oranın altyapısını düzenledi. Şu anda Üsküdar'da o düzenlemeden sonra herhangi bir sel baskını olmuyor. O yüzden 25 yıldır AK Parti geleneğinin yönettiği bir kentteki bütün çarpıklığı, 4 yıldır belediye başkanlığı yapan bir Ekrem İmamoğlu'nun üstüne yıkmak haksızlık olur. Peki e 4 yıl önce niye olmuyordu peki? E nerede bu oluyordu? Kadar her yerde bu kadar. Bak 1998-99 Erdoğan Aktaş'la biz beraber muhabirdik. en TV'deydin. Ben de Kent TV'deydim. Çok değil şurada Kağıthane'de bir sabun fabrikası vardı. İsmini söylemeyeyim reklam olmasın. Kayıklarla insan çıkartmıyorlar mıydı? Öldüler ya. 34 kişi öldü. Yani. Kadir Topbaş'ın belediye başkanlığı yaptı. Her dönemde yağmurda yeni Bosnada, şimdi geçen yağmurda, yağmurda da öldü. ben e, muhtemelen Kayseri'den veya Malatya'dan İstanbul'a uçuyordum. İstanbul'dan ee, geç kalktı e, uçak ve geç kaldık. Aynı problem yine vardı. işte geliyorsunuz ilk yağmurda yine aynı şey. Her yağmurda siz kayıklarla insanların öldüğü bir İstanbul'u yaşıyorsunuz o zaman başka bir İstanbul'u yaşıyorduk. Benim söylemeye çalıştığım şey şu. Onu söylemedi ama. Her yıllar şey... öncesinden örnek e, Tamam işte yani 99 mühveriden <laughs> bulabilirsiniz. Şey o dönemde olmuyor? de Türkiye'de eksikler insanlar. vardır ama 25 yıldır Kötü yönetilen e kötü bir belediyenin dört yılda yönetil... toplanması diye bir şey e söz kötü konusu değil. Dört de yılda, ben e tamam dört yıldır ben İstanbul'da Hı -hı. yaşam konforuma dokunan herhangi bir iyileşme görmedim. Sen gördüysen ne oldu mesela? Kuzguncuk sahiline ha. en azından gidebiliyordum. Mesela 4 yıldır orada tabelalar var. Hı -hı. Kuzguncuk sahilini şu anda insanlar kullanamıyorlar. Tamam bu İmamoğlu'na böyle bir sorun varsa. Zaten o tabelalar var. İşte proje başladı bitmiyor. Benim anlatmaya çalıştığım şey şu siz 4 yıl önce buçuk yıl önce belediye başkanlığına girişmiş olsaydınız belki bu problemleri bugün daha az yaşıyorduk. Ferhat Murat, siz ülkeyi 34 yönetmeye insan, 34 sonra partiyi insan, yönetmeye minibüslerin, kalktınız. Arabaların içinde öldü. Bak haksızlık etmeyin. Yani Ekrem İmamoğlu'nu Siyaseten ben de eleştiriyorum ya ama yağıyor. her her kar yayında da İstanbul'da söylüyorum bak ya her yayında, yayında da İstanbul'da söylüyorum. İstanbul'da Problem Ekrem oluyor. İstanbul'da başarılı oluyor. bir belediye ben başkanıdır. Soruyorum. Hani her bak, şey çok kentin, güzel olacak diyorum. Kentin altyapısını 50 yıllık bir ya. sorun Ekrem İmamoğlu 4 yılda her şey, şeyi düzeltmesini bekliyor. O zaman her şey çok güzel olacaktı demeyeceksin. Efendim güzel olmaya çalışıyor hiç ne yapacak? Güzel olmadı. Hayır ne yapacak mesela Üsküdar'da bugün yağmur yağdı ben bilerek de geçtim Üsküdar'a baktım Üsküdar'da mesela hiç sorun çalışıyor? Otobüsler sürekli ama bunlarla ilgili defalarca anlattılar, defalarca söylediler. Bir milli spor yapmaya başladılar Efendim, Efendim milli spor değil. İstanbul'da o otobüsler, otobüsler alınırken, o otobüsler uçuyor. alınırken ben de bir gazeteci olarak itiraz ettim. O Rahmetli Bakın Kadir İharesin Topbaş döneminde bu var. otobüsler alındı. O zaman belediyede çalışan bürokratlar bu otobüsler Türkiye'nin fiziki koşullarına uygun değil. Bunlar Hollanda gibi, Norveç gibi düz ülkelerde olur. Eğimli yerlerde bu otobüslerden randıman Dur alamazsınız bay, diye defalarca uyardılar. Yerli malı otobüs, Alman markalı otobüs. Otobüslerin birçoğunda şöyle markası, bir sorun var. siz bakım fiharesine Şöyle sokmayı, bir sorun var. Bu işe yeni başlayan Şöyle bir sorun verirseniz, var. bugün bu sorun Halk otobüsleri de sarı, belediye otobüsleri de sarı. Halk bağlı otobüsü yolda bozulduğunda ahali onu da İETT bozulmuş gibi düşünüyor. O işte ki baksan üstünde özel halk otobüsü yazıyor. Bir, Tabii bu konuda da arkadaş, İstanbul yani Büyükşehir konuda, Belediyesi'nin daha açıklayıcı... Bak üreticisini, o otobüsü üreten üreticiyi bakım ihalesine sokmayıp bu işe yeni başlamış bir firmaya veriyorsanız buradan dolayı da bir problem çıkıyorsa diyeceksiniz ki şapkanızı önünüze koyup ya biz burada hata yaptık, bu ihaleyi iptal ediyoruz. Hata nereden Cezai başlıyor biliyor var. musun? Hata şuradan hata, başlıyor. sizin yanlış ilgili. verdiğiniz kararlardan başlıyor sizin tecrübeli insanları 13-14 bin insanı İETT İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çıkarttılar. Ya 23 bin insan Ya tecrübeli çıkarttın ya hepsi anlattılar sende, onu 100 kar kere karda, anlattılar. Mücadele eden ya. insanları çıkartıp yerine sırf partizan emellerle bir personel alımı yapıyorsanız onlar da tecrübesizliğini burada tecrübe ederek en sonucunda Tekrar geleceğiz yaşayan. diğer konuklarımıza bir, tamam, da sonra Hacı bir da, daha da Ankara'da bekliyor. O da muhtemelen Ankara Belediyesi'ni eleştirecek ki e Mansur Yavaş'ın yaptığı bir açıklama e, vardı. Onu da aktarayım. E, yavaş engelliyor madı bahsettiğiniz... altında 30 milyon insanın sağlığıyla oynuyorlar diye o da isyan etti. Bir şey mi dediniz? E, Ali Beyköy Deresi'nden bahsediyorsunuz. Az önce bahsettiğimiz 34 kişinin öldüğü o da Kadir Topbaş'ın el atmasıyla e, düzelmiş bir yer. Bunu da çizelim. Kadir Topbaş yurt dışındaydı o yağmur yağdığında. Sonrasında yapılan çalışmalarla düzeltilmiş ve o gün yaşanan problemlerin yani. Bir daha aynısı yaşamamış. Tek, tek. Yani herkesin Brezilya'da olsa da işin orta başındaydı. Orta burada mıydı diyor da En ben azından büyükelçi de falan kariyerken balık falan yemiyordu Brezilya'daydı herhalde. canım. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet etsin. Çok da iyi muhabbetimiz vardı Kadir Topbaş'la ama hakkını da şimdi burada söyleyelim. Yani kendisi de Brezilya'daydı. Öbür Kadir Topbaş iyi bir dışında. belediyeci diyor. Kötü, ben bir şey demedim. Yani Peki, kötü belediyeci demedim. Bak. Zaten Allah rahmet etsin. Şimdi hakkında konuşmamız da doğru olmaz. Nevi şahsına olmazsa... münasır, biriydi ve çok sempatik yanları da vardı. İletişimimiz iyiydi. Fakat bu İstanbul'un genel sorunu ve hep yaşıyoruz bazı şeyleri. Ama bu tartışmalar devam ediyor. Bir İsa Mesih Şahin'e döneyim. Çok ciddi bir yağmur yağdı. Nitekim e, bu tip konu kar da yağdığında ee, bu konu gündeme geliyor ve İBB Başkanı üzerinden tartışmalar devam ediyor. Nitekim Mansur Yavaş da aynı şekilde eleştiriliyor. Hangi çerçeveden bakmak gerekir sizce? Evet, tabii Ben öncelikle e, yağıştan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyerek e, konuşmama başlamak istiyorum. Gerçekten büyük bir felaket yaşanıyor yine. Geçen gün yine e, yaşanmıştı. Tabii burada e, bu konularda doğrudan e, belediye başkanlığı veya eski dönemi doğrudan suçlamak haksızlık olur. Şimdi burada Ekrem İmamoğlu 4 yıldır belediye başkanı. Elbette ki o 4 yılın bir sorumluluğu var. Yani İstanbul'u sadece bugün açısından değerlendirmememiz gerekiyor. İstanbul'u yıllardan beri, 10 yıllardan beri gelen bir süreci var ki bir önceki Başakşehir'de yaşanan sel felaketinde dere yataklarına kurulan yapılardan ondan dolayı dere yataklarının genişletilememesi gibi bir şeyden serzenişte bulunmuştu Sayın İmamoğlu. Şimdi tabii ki 4 yıldır bu konularda bazı adımların atılması gerekirdi. Bu Ekrem Bey'in sorumluluğudur. Ancak bu konuyu sadece Ekrem Bey'in üzerine de bırakmak tam da yerel seçimler öncesinde bu da haksızlık olur. Şimdi biz bu tür konularda maalesef ortak bir acı yaşıyoruz. Şu anda ortak bir sorun yaşıyoruz. Yani sel anında bile birbirimizi yıpratmanın derdine düşüyoruz. Mesela ben geçen günkü sel felaketini yakından takip ettim. İşte Başakşehir Belediyesi'nin kütüphanesini sel basıyor. Ee, muhalefet e, kanadı orayı, orayı suçluyor öbür tarafta metroyu sel basıyor İşte iktidar kanadındaki sosyal medya e, hesapları orayı suçluyor yani e, şu, kimse şunu söylemiyor ya önce şu bir felaketin bir yarasını saralım birini, şey, şu teyakkuz halinde olalım şu yarayı bir saralım ondan sonra bakalım şeyine düşmüyor ya yani maalesef burada üzüm yemekten ziyade bağcıyı dövme derdinde olan bir anlayış var onun için bunu doğru bulmuyorum Tabii ki İstanbul'a maalesef yıllardan beri yazık edilmiştir. Ve İstanbul deprem konusunda da böyle. Ya biz hep depremi konuşuruz ama son yıllarda hep sel felaketi yaşıyoruz. Daha da olacak bunlar ya. Evet, yani. sel felaketinde de maalesef düzensiz yapılaşmanın, plansız yapılaşmanın bir bugün bedelini ödüyoruz bedelini ödüyoruz. Bu konuda evet 4 yıldır Ekrem Bey de sahici adımlar atmış mıdır? Bana göre atmadı. Yani 4 yıldır iyi bir sınav bu konuda verilmedi. Ama bu konuyu sadece 4 yıl açısından değerlendirmek doğru değil. Daha e, geriye giderek e, İstanbul'un 20 yıl, 30 40 yıldır İstanbul'un düzensiz yapılanması, düzensiz plansız yapılanmasıyla ilgili bu konuya bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Yani bu konuda doğrudan bu döneme haksızlık etmek e, yanlış olur diye. Diye düşünüyorum. Hacı'dan sonra bir söz daha istiyorum. Tamam. Yani. Ee, Şimdi de şu, şöyle mesela 2009'da Ali hani Beyköy dedi Ferhat Bey ama e, 2009'da Halkalı'da da büyük bir sel felaketi olmuş. Yine orada da can kayıpları yaşan. Ya Bu her dönem oldu maalesef. Ama ıslah 90'lı yani. yıllarda da oldu. Oradaki Anında de, müdahale edip ıslah edildi. 90'lı yıllarda y da oldu. Hani. Yine o bölgede, yine küçük çekmece Başakşehir bölgesinde kaynaklanan bir şey. Maalesef e, bu anlamda bizim daha geniş bir planlamaya ihtiyacımız var. Bu da İstanbul'da bugüne kadar yapılmadı. Hep halının altına itildi. Yani deprem konusunda da öyle. Maalesef beklenen o sahici adımlar bir türlü atılmadı İstanbul'da. Şimdi bu sel felaketinden sonra da bir Kriz masası kurulacak, birkaç gün konuşulacak, bir sonraki sel felaketine kadar yine bence unutulacak maalesef. Peki.